Özellikle bu pandemi sonrasında neler oluyor? Bizler üreticiler olarak ne yapabiliriz ya da nelerle karşı karşıyayız? Aslına bakarsanız hız, kalite ve verim. Bu üçü ön planda. Türk firmaları için söylüyorum. Bizim ana şeyimiz, pazarımız Avrupa. Avrupa olduğu için de verim ve kalite üzerine inşa etmediğiniz hiçbir şeyin hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla orada başarı şansınız yok. Türk firmalarında genel performansı çok iyi firmalarımız var sanayi içerisinde ama büyüklük olarak söylediğimde işte genelde sanayimizin omurgasını KOBİ'ler oluşturuyor. KOBİ'lere baktığımız zaman da bu kalite ve verimde biz hala çok büyük problemler yaşıyoruz. Türk Birliği'nden bu yana aslında çok büyük değişiklikler olmadı. O küçük çapta, orta çaptaki şirketlerde, büyük şirketlerde çok büyük işler var. Onları ayrı tutuyorum. Dolayısıyla aslında bu konu hala çok önemli Türkiye'de sanayinin başarılı olabilmesi için. Ama hız faktörü çok ciddi anlamda hayatımıza girdi. Teslim sürelerinin ciddi anlamda iyileşmesi gerekiyor. Eğer kalite ve veriminiz iyi ise bu tarafa odaklanmanız gerekiyor. Bizim de en önemli gündemlerimizden biri bu aslında. Mevcut şartlarda da dünyada Trump'la birlikte başlayan bu Çin'le Amerika arasındaki mücadelenin etkisi belki böyle bağıra bağıra biz farkında değiliz ama aslında yaşadıklarımız o. Şu anda dünya üzerinde ticarette yaşanan bu konteyner krizinden başlayın çip krizine bunların hepsi aslında arka tarafta bir mücadelenin eseri. Covid'e bağlamak mümkün bir taraftan ama bir taraftan da böyle bir çarpışma var, ticari çarpışma var. Yani şöyle söyleyebilirim, 2022'nin konusu da çip değil, alüminyum olacak. Magnezyumu tedariğini kestiği için ciddi anlamda problem olacak. Birçok uygulaması var, otomotiv çok önemli oranda kullanıyor. Dolayısıyla seni en büyük problemlerden biri bu. Türk firmaları için ihracat en önemli çıkış noktası. Çünkü şu anda hepinizin bildiği gibi ekonomimiz çok iyi gitmiyor. Paramızın değeri çok iyi durumda değil. Dolayısıyla çıkış noktamız ihracat ama burada da tabii risk değerlendirmesini yapıp riskleri dağıtmak lazım. Tek pazarlara yönelmemek gerekiyor. Ama bunu yapan Türk şirketleri, çok iyi şirketlerimiz var. Dediğim şartları sağlayan, hız, kalite ve verimi sağlayan. Ama burada bir yetkinlik daha gerekiyor. O da dijital yetkinlikler. Özellikle satış odaklı olduğu zaman dijital pazarlama Türkiye'deki firmaların gündeminin ortasına girmek zorunda. Hala bundan uzak olan birçok firma olduğunu bildiğim için söylüyorum. Ama burada eğer ihracat odağımız var ve biz işte yurt içi risklerden arındıralım diyorsak bu tarafta biraz vakit harcamak gerekiyor. En önemli konulardan birisi de biz sanayiciler olarak biraz hacim seviyoruz. Çünkü neden? Maliyetlerimiz hacimle orantılı olduğu için işte bir kitle üretimi yapalım, ölçek kullanalım diyoruz. Aslında hayat değişti. Bu ölçek aslında o kadar fayda sağlamamaya başladı. Hala tabii ki ölçekten faydalanıyoruz. Ama yeni dönemde artık biraz butik işlerin, biraz niş işlerin daha ön planda olduğunu görürüz. Her sektörde işte mavi okyanus dediğimiz kavram bu zaten. Nişlere doğru yönelmek gerekiyor. Üretebilmek için, daha iyisini yapabilmek için neler gerekiyor? Burada biraz aslında az önce söylediğim hani yeni haliyle ilgili, üretimin yeni haliyle ilgili firmaların yapması gerekenler dışında biraz genel bir şeyler söyleyeceğim. Bu şöyle baktığınız zaman yıl 2021, 98 yıllık bir cumhuriyetiz. Yaklaşık 83 yılını boşa harcamış bir ülkenin evlatlarıyız biz. Bu 83 yılda Dünya Savaşı oldu, Almanya dümdüz oldu, Almanya ayağa kalktı, Japonya ayağa kalktı, sonra geriledi. 30 sene içerisinde Çin Amerika ile ticari savaşlara girebilecek bir ülke haline geldi ve biz bu 83 yılı boşa harcadık, yani önümüzden akıp gitti. Dolayısıyla neler yapılması gerekiyor? O açıdan bakmamız lazım. Neler var önümüzde? Çok güzel fırsatlar var aslında. Bu Çin'le Amerika arasındaki mücadeleden Türkiye kendi payını çok şeyler yaratabilir. Kuşak ve yol projesi bizim için çok önemli. Yol bizden geçiyor ama kuşak Yunanistan'da neticeleniyor Pire Limanı. Pire Limanı'nın bir şekilde aslında oradaki gücün veya trafiğin Türkiye'ye nasıl çekileceğini bilmiyorum ama hani bunu çekmek lazım. Genel politik olarak söylüyorum. Hemen arkasından bunu yapabilen bir ülke olursak aslında bir program çıkması lazım.
Bu hepimizin işine yarayacak bir şey. Çünkü mallarımızı lojistikle gönderiyoruz. Lojistik kullanarak gönderiyoruz ve ağırlığımız kamyon. Aslında deniz yolu çok daha verimli bir yol ve Türkiye bu konuda çok çok gerilerde. Dolayısıyla bir de denizcileşme politikasının Türkiye'nin gündemine girmesi gerekiyor. Bunlar politikacıların işleri diyebilirsiniz. Hayır, değil. Aslında bunlar bütün vatandaşların işleri. Biz de ticaret ve sanayi içerisinde olan insanlar olarak aslında bunlara biraz dikkat çekmemiz gerekiyor. Ve son olarak bu konuda üretim için yapılması gerekenlerde çok önemli bir konuyu ıskalıyoruz gene. Endüstri 4.0 çok işte 2011'den beri Türkiye'nin tartıştığı bir konudur. Biz kendimizi Endüstri 4.0'a yapıştırmış durumdayız. Halbuki Endüstri 4.0 Türkiye için ortaya konulan bir sanayi programı değil. Bu Almanya için, Almanya'nın çıkarları için, kendi toplumun refahı için uygulamaya konulan bir program. Aynı benzer de Çin'in mesela bir programı var. Çin malı 2025 diye 2049'a kadar uzayan bir planları var. Dolayısıyla bunları göz önünde tutarak Türkiye'nin de kendine has bir sanayi programı koyması lazım. Bütün bu konuştuğumuz işte beyaz yaka problemleri, liderlik problemleri, işte mavi yaka problemleri bunların hepsini de kapsayacak bir çözüm olması lazım. Bunlar tabii gene politikacılardan beklenecek şey değil. Bunları iş insanları olarak bizlerin yavaş yavaş dile getirip bunları talep etmemiz lazım ki bu bir yerlerde konuşulsun.